Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı, neşesi, keyfi yerindedir. Bu videomuzda birazcık keyiflerinizi kaçıran bir konuyu işliyor olacağız, rüzgarlar. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim, rüzgarlar çok çok uzun bir konu. Normalde ben derste bile 8 saat, 9 saat işliyorum bu konuyu sorularıyla birlikte. Uzunca bir zaman alıyor. Çünkü çok geniş. Yani jet streamlerden rüzgar çeşitlerine, yüzey rüzgarından yukarı seviye rüzgarlarına, işte türbülansa aslında tüm konu içeriği çok geniş. O yüzden birçok şeyden bahsediyoruz ama bu videomuzda tabii ki kısa tuttuğum jeotrofik ve gradyan rüzgar arasındaki farkı anlatacağım ve bunlarla ilgili yaklaşık 30 tane falan sorunuz var. Bunları kolayca artık elimine ediyor olabileceksiniz bu videodan sonra. Kısa bir konu özeti geçeceğim. Ondan sonra jeotrofik ve gradyan arasındaki farka geçebiliriz. Yani sorularına geçebiliriz daha doğrusu. Şöyle sizinle bir sizin için ayarladığım sorulara bir geçeyim. Evet. Burada yaklaşık bir 15-20 tane soru belki de var. Bu 20 tane soru yarısı jeotrofik, yarısı gradyan rüzgar. Nasıl çözüm yapıyorum? Nelere dikkat ediyorum? Siz de beni yakalamaya çalışın. Böylelikle hani bir karşılaştırma yaparak siz de sınav çözümlerinde aynı çözüm yöntemine gidebilirsiniz. Şimdi başlamadan önce küçük bir rüzgar özeti yapayım. Rüzgar nedir? Rüzgar genellikle true north kullanıyoruz. Yani rüzgar her zaman geldiği yönden okunur. Hiçbir sapması olmaksızın. Kuzeyli rüzgar 360'tan gelir mesela. Doğulu rüzgar 90 dereceden gelir şeklinde. O yüzden hiçbir sapması olmaksızın true north kullandığımız ve biriminde de not kullandığımız genel bir hava akışı diyelim rüzgara. Ve her zaman rüzgar yüksek basınçtan düşük basınca doğru olan hareketler olmuş oluyor. Rüzgarı biz yüzey rüzgarı ve yukarı seviye rüzgarı diye ikiye ayırıyoruz. Yüzey rüzgarı 2000 fite kadar olan rüzgar. Yukarı seviye rüzgarı da işte bu jeotrofik ve gradyan dediğimiz rüzgarlar. Aslında şöyle bir durum var. Yani yukarı seviye rüzgarları çok fazla. Mesela jeotrofik var, bir de ajeotrofik rüzgar var. Ama Allah'tan onlara girilmemiş. Biz sadece jeotrofik rüzgarla gradyan rüzgar arasındaki farkı konuşacağız. Şimdi o zaman gelelim 2000 fitin üstündeki bu rüzgar ayrımlarına. Şimdi genel olarak izobar dediğimiz izobarlarımız var. Neydi? Onu hatırlayalım. Eş basınç eğrileri. Bu eş basınç eğrileri neyi veriyor bana? Basınç değişimini. Basınç değişimi de rüzgar oluşturuyor. O yüzden ben de izobarları takip ederek ya da izobar değişimlerini takip ederek rüzgar oluşturmuş oluyorum. Ve böylelikle işte izobar eğrilerini takip eden rüzgara ve düz izobarları takip eden rüzgara jeostrofik rüzgar diyorum ki bakın kendi içinde var. Straight, jeostrofik. Straight and parallel isobar, parallel to isobar. Yani izobarlara paralel ve düz bir şekilde akan rüzgara jeostrofik rüzgar denir. Yukarı seviye izobarları, hatta şöyle bir görselleyeyim size. Şuraya bir çizersem şu şekilde, düz şekilde akacak izobarlarım bunlar. Şimdi izobarlara ben hatta şey de vereceğim, rakamla vereceğim. Yukarı seviye izobar olduğu için bunlar mesela 500 milibar olsun. 500 milibarsa bu. 500, 504, 508 izobarı. Nasıl yüzeydeki izobarların 1000 küsürlerde? Ben de orta atmosferi aldım ve bu şekilde basıncın yükselişini izliyorum. 512 izobarı. Hop, 512. Şimdi arkadaşlar basınç değişimi var. Bak her iki 500 ve 504 arasındaki basınç değişimi bu izobardaki rüzgarı oluşturuyor. İzobarlar arasındaki. Hop oluştu. Jeotrofik rüzgar. Hop burada da rüzgar var. Burada da rüzgar var. O zaman bakın yukarı atmosferde 2000 fitin üstündeki atmosferdeki düz izobarları izleyen bu rüzgarlara jeotrofik rüzgar diyeceğiz. Ve her zaman ne arıyorum? Bakın hemen gidiyorum straight line. Straight line. Ve ne diyor? Friction is involved. No friction is involved. Tabii ki no friction. Yani 2000 fitin üstü olduğu için friction olmayacak. O yüzden biz de hemen Charlie'ye gidiyoruz. Evet, straight line and no friction is involved. Friction, no friction. Unutmayın 2000 fitin üstü olduğu için herhangi bir şekilde yüzey sürtünmesi etki etmiyor. Geldim ikinci soruya. Jeostrofik rüzgar diyor. Is directional proportional to density of air? Evet, burada da cevabımız bravo'ya gidiyor. Ne demek? Bakın,
Horizontal pressure gradient force'a eşittir. Bir kere benim bu rüzgarımın iki tane temel bileşeni var. Şimdi bu rüzgar neden dolayı oluştu? Dedim ki 500 ile 504 arasında basınç farkı var. 4 hektopaskal. Bu da bunu meydana getirdi. O 4 hektopaskal basınç değişimi basınç gradyan kuvvetini oluşturur. High to low. Basınç gradyan kuvveti. O yüzden genel olarak aslında benim böyle bir rüzgarım varsa bunun iki temel bileşeni var. Birisi basınç gradyan kuvveti. Diğeri dünyanın dönüşünden dolayı oluşan Coriolis force. O yüzden bu basınç değişiminden dolayı oluşan pressure gradient force dediğimiz bir kuvvetimiz var. YF diyorum, kısalttım. Ve Coriolis force buna etki ediyor. Saptırıyor genellikle. Evet, bu ikisinin dengesiyle benim geostrofik rüzgarım oluşuyor. Jeostrofik rüzgar değil aslında. Tüm rüzgarların bu ikisinin dengesiyle oluşuyor. Yani jeostrofik ve koriolis rüzgar dengesiyle meydana geliyor. O zaman ne oldu? Jeostrofik rüzgar perpendicular to horizontal pressure gradient force. Doğru, benim rüzgarım basınç gradyanı kuvvetine, yani kendi kuvvetine dik. Burada da görebiliyorsunuz. Bakın. Diktir. Zaten bir kuvvet. Yani kuvvetine her zaman bir bileşke diktir, değil mi? O yüzden burada bu dikliği vermiş oluyoruz. Zaten genel bir yaklaşımla always'leri %90 yanlış çıkıyor. Yani burada çok farazi konuşmamak lazım aslında, ama genelde always increase with increasing height. Rüzgar her zaman yükseklikle birlikte artmaz ki. Bazı yerlerde sabit kalıyor. Bazı yerlerde hafif düşüyor. Yani o sıcaklık geçişi ve yani hani sıcak atmosfer ya da soğuk atmosfer geçişlerinde farklılaşabiliyor. O yüzden genel olarak buna yükseklikle birlikte sürekli artar demek yanlış olur mesela. Devam ettim. Jeostrofik rüzgar nelere bağlıdır? Bileşenlerine bağlıydı. Biraz önce bahsettik. Ne dedik? Kendi basınç değişimine bağlı. Sonra genel olarak Coriolis force'a bağlı. O zaman bunlara gidelim. Bakalım. Jeostrofik latitude, centripetal force, height. Biz hiç şu ana kadar centripetal force demedik. Yani merkezcil kuvvete bağlı demedik. Geçelim. Density yoğunluk, hava yoğunluğu, kesinlikle yoğunluk arttıkça sürtünme artar ve rüzgar zayıflar. Hava yoğunluğuna bağlı. Dünyanın dönüşüne zaten bağlı. Dünya dönmese Coriolis force oluşmaz. Ve enleme bağlı. Enlemsel bazda da soğuma var ve bu soğuma basınç farkını oluşturuyor. O da basınç gradyan kuvvetini. O zaman bakın cevap çıktı. Bravo, doğru cevap oldu. Geldim. Density, Earth Rotation, Geostrophic Latitude. Enleme bağlı, dünyanın dönüşüne bağlı ve tabii ki hava yoğunluğuna bağlı demiş olduk burada. Devam ettim. Geostrophic rüzgarın hızı. Geostrophic rüzgar yine yukarı seviye 2000 fitin üstündeki sürtünmesiz akıştaki rüzgardan bahsediyoruz. Ne ile orantılıdır diyor. Proportional to the horizontal pressure gradient. Kendi bileşeni artarsa basınç gradyan kuvveti. Jeostrofik wind artar. Bakın ne kadar basit oldu soru. Devam edelim. Wind tends to follow the contour line. Tamam. Contour line demek isohips. Bunlar da yukarı seviye izobarı diye alabilirsiniz. Belli bir yükseltisi olan izobarlara isohips deniyor. Ve above the friction layer diyor zaten 2000 fitin üstündeki bu izobarlara isohips diyeceğiz. Aslında ne diyor biliyor musunuz? Rüzgar izobarları takip eder. Neden takip eder? Çünkü iki tane bileşenim vardı. Basınç gradyan koriolisi dengeliyordu. Bundan dolayı rüzgar izobarları takip ediyordum. En basit cevap Coriolis force tends to balance with the horizontal pressure gradient force. Charlie cevabımız oldu. Yani iki temel bileşeni var. Bu iki temel bileşen dengeye geldiği için benim rüzgarım oluşmuş oldu diyorsun aslında. Yani o izohipsi takip ediyormuş bilmem ne. Geç oraları. Geçtim bu soruyu da. Evet, difference between geostrophic wind and gradient wind. Güzel. Şimdi gradient wind ile geostrophic wind arasındaki farkı soruyor. Gelelim farka. İkisi de yukarı seviye rüzgarı. İkisi de 2000 fitin üstündeki rüzgar. Farkı ne? Birisi curve izobarı izliyor. Şimdi şöyle düşünün. Hep derslerimde de aynı örneği veririm. Düz bir otobanda gidiyorsun. 120 km/s hızla gidiyorsun. Sonra birden bir viraja girdiğinde
seni dışarı atan bir kuvvet oluşmuyor mu? Merkez kaç kuvveti? O virajı alırken araçla ne yapıyor? Seni dışarı atan bir kuvvet oluşuyor. İşte rüzgar da aynı şekilde. Düz izobarda giderken bir problem yok. Ama izobar eğriliğe girdiği anda merkez kaç kuvveti de devreye giriyor. Ve de diyor ki ben artık jeotrofik değilim. Yani neydi? Eğriliği izliyorum. Yüksek basınç ve düşük basınç merkezlerinin çevresindeki o eğriliği izliyorum. Bundan dolayı gradyan rüzgarın tek farkı Kerr-Weil zobarı izlemesidir. Hemen işaretliyorum. Kerr-Weil zobar. Şimdi hatta şöyle de belki görsellersem aklınızda kalır. Şu benim jeotrofik rüzgarım ve dediğim gibi düz yolda giderken bunun adı jeotrofik. Ama ne zaman bir viraja girersem şu şekilde hop ne oldu? İşte bu benim eğri izobarım böyle gidiyor. Her zaman düz değil ki. Böyle akıyor. Daralıyor, genişliyor. İşte trough line'lar var. Ya da reach var sırt dediğimiz. Bu şekilde akıyor. Tamam. Benim rüzgarım da buraları işte şuraya dönüşe girdiği anda artık onu dışarı atan bir tane daha kuvvet oluşuyor ki biz de buna centrifugal force diyoruz. Centrifugal force. Ki zaten basınç gradyan kuvveti vardı dışarı doğru PGF. Ona destek bir tane daha geldi bak. Merkez kaç geldi? O yüzden ne diyeceğiz? Basınç gradyan kuvvetine destek çıktı. PGF'ye destek çıktı. Ne? Sen merkez kaç? Nerede? Yüksek basınç merkezlerinde. High gradyan. High gradyanda merkez kaç destek çıkarken low gradyanda da azaltacak. Çünkü basınç gradyanı bu sefer ters yönde etkileyecek. Onlara birazdan geleceğim. Ama burada bakın izobar eğriliği durumu değiştirdi. Şimdi geldim şu soruya. Jeotrofik rüzgar diyor hangisinde hızlıdır? Şimdi size şununla ilgili yaklaşık 3-4 tane soru var. Nerede hızlıdır meselelerinde. Bir kere dünya üzerindeki en şiddetli rüzgarlar bizim enlemlerimizde. Şimdi 0, 30, 60 diye ayırırsak 30-60 arası en şiddetli rüzgarların ve batılı rüzgarların bulunduğu yerdir. High to low, high to low bu şekilde akar. Şimdi işte bu rüzgarlar dünya üzerindeki en şiddetli rüzgarlar. 30-60 arasındaki. Tam da 30'da 60 diyor zaten hangisi? Yani 30'da mı yüksek, 60'da mı yüksek? Soğuma arttıkça da yoğunluk arttığı için rüzgarı zayıflatacak. O yüzden diyor ki 30'dan da 60'a gittikçe azalır. Yani 30-60 arası dünya üzerindeki en şiddetli rüzgarların bulunduğu yerdir. 30, 60 yazdım buraya da. Ve 30'dan 60'a gittikçe de azalacak. O zaman ne diyeceğiz? Greater 30 than 60. Güzel. Alfa cevap çıktı bakın. Devam ettim. Evet. Aynı soru bakın. Jeotrofik rüzgar hangisinde fazladır? 30 derece civarında fazla 60'a giderken azalacak. O zaman cevabımız burada ne olur? 40'da en fazladır dersek yani bu şıklara göre 40'da en fazladır dersek bak doğru cevap olur. Hepsi aynıdır, her enlem de aynıdır. Yanlış zaten. En az 60'a giderken en fazla 60 olamaz. Ve 30 dereceye yakın en fazla 60'a giderken azalacaksa Charlie cevabımız oldu. Jeotrofik rüzgarla ilgili hangisi doğrudur? Direkt alfa cevap bak. Parallel to straight equidistance isobar. Birbirine eş uzaklıktaki düz izobarlara paralel akar. Adam daha ne desin? Jeotrofik içinde var zaten straight. Oradan da yakalayabilirsiniz. Straight düz akacak. Straight to isobar. Eş mesafedeki eş uzunluktaki izobarlara, düz izobarlara paralel bir şekilde akar diyor. Alfa doğru cevap oldu. Burada da geldim sorumuza. Jeotrofik rüzgar kuvvetlerini soruyor. Bakın force are balanced with jeotrofic winds. Jeotrofik rüzgarla dengelenen kuvvetler hangileridir? İki tane vardı zaten. Basınç gradyan kuvveti, Coriolis force. Nerede var? Burada var. Bu merkez kaç olayı bakın gradyanda devreye giriyor. Daha gradyana da gelmedik. İki küçük bahsettik ama gradyana daha gelmedik. Jeotrofik rüzgar, bu soru benzer. Biraz önce çizdik. Straight bakın. Yani içerisinde var şu straight'ten çıkarın. Onu kullanın. Gerçekten sorularda işinize yarar.
geldim gradyan. Güzel. Şimdi arkadaşlar gradyan rüzgar denildiğinde bir kere high gradyan mı low gradyan mı diye sorular var. Yani daha doğrusu high'ın çevresindeki mi low'un çevresindeki mi diye sorulması lazım. Çünkü high gradyan sayış değişecek, low gradyan sayış daha farklı olacak. Mesela high gradyansa high pressure center çevresindeki genelde reach oluyor. Ve burada yukarı seviyede dönen şu rüzgar ve low gradyanın çevresindeki şu rüzgar farklı olacak. Şimdi ben size şöyle kolayca bir şey söyleyeyim. High ise high, low ise low deyin. Yani rüzgar şiddetini soruyor çünkü oradaki. High gradyanın çevresindeki low gradyanın çevresindekini karşılaştırıyor. Hangisi fazladır diyor. Şimdi high gradyan büyüktür. Neden? Çünkü basınç gradyan kuvveti high'dan low'adır. Bir, farklı bir renk kullandım. Basınç gradyan kuvvetim yeşil. High to low ise bu şekilde. Basınç gradyan kuvvetim high to low ise bu şekilde. Low'a doğru ya hep. High'dan low'a, high'dan low'a. Çizim. Tamam. Zaten Coriolis sürekli bunları dengeleme eğiliminde zıt yönde. Coriolis'i çizdim. Coriolis'i çizdim. Tamam. Tamam da burada viraj var. Yani curve iso var. Bir tane daha kuvvet meydana geliyordu. O ne? Merkez kaç? Onu da çiziyorum. Hep dışarı doğru. Dışarı atma eğilimi var. Dışarı atma eğilimi var. Peki ne oldu? High gradyanına bakın. PGF, basınç gradyan kuvveti yeşil olan artı ne oldu? Mavi olan centrifugal force kimi dengeledi? Sarı olana, Coriolis'i destekledi. Burada ne yaptı? Basınç gradyanına ters yönde etkili. Basınç gradyanı eksi centrifugal force. Güzel. O zaman ne oldu? Burada zayıflattı. High gradyan high'dır, low gradyan low'dur. High büyük, geostrofik, geostrofik büyük, low. Low gradyan. O yüzden bir kere bunu unutmayalım. Şimdi devam ettim. Şurada sorumuza gelelim. Diyor ki anticyclone. Anticyclone demek bir kere high pressure demek. High pressure ise anticyclonic condition'da curve isobar dediği için zaten gradyan dememiş, bakın curve isobar demiş. Curve isobar ki speed of the gradient wind güzel. Curve demesine rağmen gradyanını da vermiş. Daha ne desin? Tamam, anticyclone'daki curve isobarı high gradyanı karşılaştırıyoruz. Tamam, high gradyan, high gradyan wind kimden büyüktü? Geostrofikten. Greater than geostrofik. Daha doğrusu high gradyan geostrofikten de büyük, low gradyan dese o da olurdu. Yani herhangi bir şekilde yanlış olmazdı. Geldim, burada ne diyor? Same horizontal distance between isobar gradyan wind speed will be least. Yani en az olacak. Tamam. En az nerededir? Önce enlemi düşünelim. Enlem bazında 30'dan 60'a giderken küçülüyordu. 30'dan 60'a giderken küçültelim. 50. 50. Tamam, buralar küçük. Yani 30 dereceler büyük çünkü. Peki antisiklon mu, yani yüksek basınç, yüksek gradyan mı küçük olur? Low gradyan mı? Low gradyan. Benden küçüğü istiyorsa siklonu seçerim. Siklon low demek çünkü. Antisiklon high demek. O zaman bakın hem enlemsel bazda hem de gradyan rüzgar bazında en küçüğü seçmiş oldum. Low gradyan ve 50 derecelerdeki low gradyan wind en zayıftır demiş olduk. Çünkü tekrar şurayı da çizeyim, bize least diyor. En azı soruyor. Geldim. Difference between geostrophic wind and gradyan wind. Bunu çözmüştük. Curvature of isobar. İzobar 50. Şimdi daha net olmuştur belki. Bir daha görün diye koydum. Yani birisi düz izobarları izliyor. Birisi izobar 50 oluyor. Birisi düz otobanda gidiyor. Birisi viraja giriyor. Yani o yüzden viraja giren nedir? Curve isobar. Curve isobar gradyan wind. Devam ettim. Burada ne diyor? Same latitude. Geostrophic wind is greater than gradient wind around low pressure. Tamam, geostrophic low gradyandan neden büyüktür? Low gradyan niye küçülüyor yani? Onu küçülten bir şey var. Merkez kaç çıkarıyorduk. Hatta şöyle bir geri alırsam görebilir misiniz bilmiyorum ama. Yes. Bakın mavileri gözetmeyin ama şunun için geri aldım. Low gradyanda küçülmesinin sebebi basınç gradyanına ters yönde merkez kaç oluşmasıydı. High gradyanın büyümesinin sonucu basınç gradyanına aynı yönden merkez kaç oluşmasıydı. O yüzden low'u küçülten, yani geostrofiyi ona göre büyük kılan şey çıkarma yapmamız. Low'u küçülten şey merkez kaçın zıt yönde olması. Opposed pressure gradient diyeceğiz. Devam ettim. Geostrophic wind less than gradient around to anticyclone.
Güzel. Antisiklon high gradient değil mi? High gradient'a bakın. High gradient wind. Neden jeostrofikten küçük büyük kaldı? Yani jeostrofik ona göre küçük kaldı diyor soru. High gradient'ı büyüten şey ne? Merkez kaçı eklemek. Merkez kaçı bu sefer ne yaptın? Add. Ekledin. Bu yüzden antisiklon etrafındaki gradyan büyüdü. Jeostrofik ona göre küçük kaldı. Devam ettim. Son sorularımız. Bak aynı soru. Ne diyor? Wind speed with straight isobar. Bu ne? İzotropik rüzgar. Sonra ne diyor? High pressure system ve high demiş. Wind speed around low pressure ve low demiş. Ve güney yarım küredesin. Bunlar birbiriyle karşılaştırıldığında basınç gradyanıyla birlikte hangisi doğrudur? High gradyan büyük jeostrofik, jeostrofik büyük low. Buna gideceğiz. High büyük. Neden high büyük? Tekrar ediyorum. Merkez kaç aynı yönde. Straight'ten. Ve low küçük olacak. Bu olmadı. High büyük olacak. Bu high büyük olmadı. Şu var. High büyük jeostrofik ve jeostrofik büyük low. Ayrı ayrı end'le ayırmış. Birlikte de yazabilir. Arka arkaya da koyabilir. Yani zaten high büyük diyen bir tek bu ikisi var. Yani alfa ya da Charlie olacak. O zaman alfa dedik biz de. Çünkü ve jeostrofik de low'dan büyük. Çünkü low küçülüyor. Neden? Merkez kaçı çıkarıyorsun? Güzel. Devam ettim. Wind speed in system with curved isobar compared to system with straight isobar. Bak yine aynı şeyi yapıyor. Curved isobar gradyanla jeostrofiyi karşılaştırdığında diyor. Evet. Neredeki rüzgar yüksek olur, neredeki düşük olur? Always lower, always higher olmaz. Yani curved isobar high gradyan mı, low gradyan mı? High'sa büyük derim çünkü, low'sa küçük derim. O zaman always lower ya da higher diyemem. Hangisi? Orada vermemiş bana curve isobar gradyan demek ama hangi gradyan? Olumsuz o zaman sonu cevap verecek bana. Higher if curvature is cyclonic. Güzel. Eğer ki curve isobar cyclonicse yani low'sa daha büyüktür diyor. Hayır, low gradyan küçüktür. Merkez kaçı çıkarıyorsun orada? Anticyclonic diyor. Higher if curvature is anticyclonic. Anticyclonic high gradyan. High gradyan basınç gradyan merkez kaç aynı yönde büyür ve high gradyan high'dır. O zaman bakın delta cevap oldu. Hop delta. Budur. Hops. Tamam. Sildik. Evet. Bu soruyu çözdük zaten. Şunu da geçelim. Ve galiba arkadaşlar bu son sorumuz. Evet. Şimdi diyor ki şu soruda çok gereksiz bir soru. Ama çözeyim. Fazla geliyor bana. Kuzey yarım kürede diyor ki prolong clear sky. Yani uzun bir gece geçmiş ve açıkmış clear sky. Bu periyot boyunca antisiklonun condition etkiliymiş. Yani yüksek basınç etkisindesin. Zaten yüksek basınçta az bulut deriz ama o da söylemiş zaten sana clear sky var demiş. Bu periyot boyunca ne olur diyor. Surface wind speed tend to be highest at night. Gece rüzgar hızlı olur mu? Gece yoğun. Ya soğuk, soğuklukla birlikte yoğunluk artar. Yoğunluk artarsa rüzgar zayıflar. Gitti. Wind tends to back from early morning until early afternoon. Genellikle sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar ne olacak? Sıcaklık artacak. Sıcaklık arttıkça sürtünme azalacak. Sürtünme azalırsa take off'a girmiş gibi düşünün, veer yapar, back yapmaz. Rüzgar veer yapar. Ve yüzey rüzgarı diyor 3C Charlie'mizde. Surface wind speed tends to be highest during early afternoon. Güzel. Öğle saatlerinde rüzgar pik yapmaz mı? Sıcaklık artar. Sıcaklık arttıkça rüzgar şiddeti de artar. Hatta mesela siz bir yapar uçarken ya da training yani light aircraft'la diyeyim. En güzel uçuşlarınızı sabah saatlerinde yaparsınız. Neden? Öğleden sonra artık rüzgar şiddeti artmaya başlar. Isınmayla birlikte, ısınma farkıyla birlikte. O yüzden bakın Charlie doğru oldu. Yani bildiğin aslında soru ne demiş biliyor musunuz? Yüksek basınç etkisindesin. Yaz ayı gibi düşün. Açık bir gökyüzü var. Rüzgar şiddeti öğle saatlerinde artar. Bitti. Yani genellikle de cümle tamamlamadır. Cümleyi doğru tamamlamanı ister. The surface wind tends to be highest during early afternoon. Yani genel olarak bakın böyle
Sorularınız bu şekilde cümle tamamlamaya götürüyor. Okey. Benden bu kadar bugünlük. Şimdi gelelim özete. Şöyle ki jeostrofikle başladık. Jeostrofik rüzgarın izobarlara paralel olduğunu, 2000 fitin üstündeki rüzgarlar olduğunu unutmayalım. Genellikle straight, to paralel, to izobar gibi şeyler görürsünüz. Sürtünmesizdir der, basınç gradyanına diktir der. Zaten genel rüzgarlar basınç gradyan ve koriolisin dengesidir. Gradyana geçince de izobar eğriliği ortaya çıkar. Tüm izobarlar maalesef ki paralel değil. Paralel eğrilik ortaya çıktığında o eğriliği izleyene de gradyan deniyor. High gradyan high, low gradyan low. High'ı büyüten üçüncül merkez kaçın aynı yönde etiketmesi, low'u küçülten de zıt yönde etiketmesi. O zaman arkadaşlar bu ayrımları unutmayalım. Bu rüzgar soru çözümünün sonuna geldik. True altitude ile ilgili de sorumuz var. Yani true altitude çözümüyle de ilgili 5 tane aynı tip soruyu çözdüm. O videoya da gidebilirsiniz. True altitude ile ilgili problem yaşıyorsanız. Bundan sonraki soru çözümü de bundan sonraki videoda jet streamlerle ve de bulutlarla ilgili olacak. İlk iki videomuz bu true altitude ve rüzgarlarla ilgiliydi. Şimdi o zaman kendinize iyi bakın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.